Kurşun Kalem Instagram hesabından Gülşah. Aslında bu hafta farklı bir video sıralaması vardı. Fakat kalem kutumda ne var videosu çok fazla istendiği için başlıkta da gördüğünüz gibi bu hafta kalem kutumda ne var videosu yapıyorum ve Instagram'da çok beğenilen bu kalemlikle yapıyorum. Yalnız öncelikle videoya başlamadan bir şey söylemek istiyorum. Bundan bir önceki videom Woohoo Box kutu açılımı videosunda kutunun içeriğini beğenmediğim için kötü yorumlar yazanlar oldu. Buradan cevap vermek istiyorum. Öncelikle ben da ya da Instagram'da beğenmediğim hiçbir şeye her ne sebeple olursa olsun beğendim demedim. Ya da beğendiğim bir şeye hangi bir sebeple de olsa beğenmedim demedim. Sırf bazı durumlar için beğenmediğim bir şeye beğendim diyecek kişi ben değilim maalesef. O kanal ben değilim. Böyle söyleyebilirim. O yüzden beğenmediğim şeyleri çok net bir şekilde söylüyorum. Farklı amaçlar peşinde olmadığım için yani beğendim diyemeyecektim açıkçası. Yapacak bir şey yok. Evet, çok daha güzel kutuları olabilir. Çok daha güzel kutu içerikleri olabilir. Bu kesinlikle benim kendi fikrimdir. Hiç kimseye demiyorum ki bunları almayın ya da aynı kadar kötü falan da demiyorum. Sadece ben kendi fikrimi söylüyorum ve beğenmedim diyorum. Bundan daha doğal bir şey olabileceğini sanmıyorum. Beğenseydim de çok rahat bir şekilde beğendim diyecektim. Yani böyle hiçbir çekincem ya da beni etkileyen hiçbir durum yok burada. Burada ben kendi özgür paylaşımlarımı yapıyorum sadece. Her neyse. Şimdi eğlenceli şeylere geçelim ve kalem kutumu karıştıralım. Öncelikle bunu soracaklar olacağını tahmin ediyorum. Bunu ben Essilor2'nin makyaj çantası kısmından almıştım. Yaklaşık bir sene falan olacak herhalde bunu alalı. O zamandan beri de severek kullanıyorum. Çok uzun süreler kullanmadım. Çok sık kalem kutu değiştiren biriyim çünkü. Ama kullandığım süre içerisinde ben sağlamlığından oldukça memnunum. Çok ince gibi gözükse de kalem kutu böyle büyük olduğu için içine gördüğünüz gibi çok fazla ürün oluyor. Hemen karıştırmaya başlayalım. Öncelikle şurada stil pen dolma kalem gözüme çarpıyor. Öncelikle böyle bir stil pen dolma kalemim var. Bunun içerisinde Monteverde Oli mürekkep var. Bunu günlük olarak kullanıyorum. Daha sonra bir diğer dolma kalemim Platinum Pirepi. Bunda da gördüğünüz gibi içinde pembe refil var. Bunu da yine günlük olarak çok rahat kullanıyorum. Pirepi çok ıslak bir dolma kalem olmadığı için birçok defterde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Daha sonra gelelim, böyle gösterecek olursam, midlinerlara. Bunlarla ilgili bir video yapacağım. Nereden aldım, ne zaman aldım, nasıl aldım diye. Sırada aslında bunun videosu vardı. Fakat kalem kutumda ne var çok istendiği için hani bunu aldım. Bunlar yakında zaten Türkiye'ye HS Kırtasiye'ye sadece gelecek. Zebra markasının kalemleri. Dediğim gibi bunların videosunu ayrıca çekerim. Daha sonra şimdi şöyle içinde aynı kalemleri alayım diye istiyorum. Neyse. 2 tane Zebra Sarasa Mid Color serisinden 05 uçlu güzel kalem var. Daha sonra şurada en son videolarımdan birinde görmüş olduğunuz Peppermint Inkjoy 2 tane yine böyle jel kalem var. Turkuaz ve pembe tonlarında diyebiliriz. Daha sonra burada çok sevdiğim karpuzlu tükenmez kalemim var. Ben bunun içinde jel refil de kullanıyorum. Inoxrom'un. Daha sonra şöyle göstereyim. Kaydırıyorum bazen. Bir tane daha Zebra Sarasan var. Bu da normal seri 07 mor. Şu klips özelliğini belki bilmeyenler varsa şöyle mandal gibi bu klipsi herhangi bir yere takmak için. Bir tane Faber-Castell'in silici böyle daksillediğimiz kalemlerinden. Olmazsa olmaz benim için 2 tane Tombow Alno. İkisi de 05. Şöyle. Bunun uçlarını birisi sanki sormuştu diye hatırlıyorum. Uçlarını gösterir misin diye. Şöyle yakınlaştırayım. Bunu da göstermiş olalım. Uç
çapaları bu şekilde. Şeffaflarla biraz farklı. Şeffaf serilerin mekanizması biraz daha sert. Onu söyleyebilirim. Miniso bir tane pembe jel kalem. Bu kalemleri çok seviyorum ama jel oldukları için tabii çabuk bitiyorlar. O yüzden sürekli almak gerek yok kullanımlarda. Bir tane Legami tükenmez kalem. Bunu böyle çok sık kullanmıyorum ama herhangi bir yere yazacaksam, böyle başka bir imza vesaire bir evrak için kullanacaksam dışarıda bunu kullanıyorum. İşte kargo imzalarken vesaire. Bir tane Pen 68. Bunu da çok fazla kullandığım söylenemez artık. Midliner'lardan sonra hiç elim gitmiyor ama bazen böyle çok neon ve fosforlu bir renk olduğu için bunu kullanmaya ihtiyaç duyabiliyorum. O yüzden çıkarmadım. Gerçekten şu kalemlikte kullanmadığım hiçbir şey yok. Yani kalem hamallığı yapmıyorum. Böyle niye bu kadar çok kalem taşıyorsun falan yazanlar oluyor ama kullanmadığım bir şey yok. Ben kullanıyorum bunları. Şimdi hemen şöyle şunları da aldım. Burada mekanik kalemler var. Önce şunu göstereyim. Bu Tombow'un kalem silgisi. Bunu böyle genelde çok ince şeyleri kullanmak için, silmek için kullanıyorum. Ajanda süslerken vesaire kurşun kalemle yazdığım şeyler varsa ince detayları. Çünkü kullandığım silgi büyük bir silgi. Onları rahat silemediğim için bunu kullanıyorum. Şöyle notlarsa. Silişinden de ben memnunum açıkçası. Pentel'in bir kalem silgisi vardı. Ben onu da çok seviyordum. Ama bu Tombow onu biraz daha iyi gibi. Yani çok bir tık böyle daha güzel siliyor gibi. Bu Pensa'nın kalemini yaklaşık bir iki hafta önce falan aldım. Çok memnun kaldım. Bu da yine göstermedim alışveriş videolarımda ama ben çok severek kullandım. Bunu da kullanımı çok zaten. Yani bu kalemi çok fazla gördüğüm için aldım açıkçası. Böyle Rotring gibi, Rapid modeli gibi şöyle uç kısmı içine falan giriyor. Ben oldukça kullanışlı buldum yani. Çok bir de böyle matematik çözmek falan çok zevkli oluyor bu kalemle. Tavsiye ederim. Şimdi gelelim. Önce şunu göstereyim. Daha sonra da son gözlem Zebra Delguard'ı göstereceğim. Tombow Mono'nun böyle bir Shaker kalemi. Shaker kalemlere ben biraz önyargılıyım ve çok fazla sevmiyorum. Ama bu kalemi gerçekten sevdim. Hafif ve kullanımı rahat. Şuradan shaker özelliğini de şöyle yukarıya iter. Şuradan da ucu açılıyor. Önce onu söyleyeyim. Şuradan da shaker özelliğini kapatabiliyorsunuz. Ama tabii bunu da uç da çıkaramıyorsunuz böyle bir durumda. Böyle çıkarmak istediğiniz zaman tekrar açmanız gerekiyor falan. Hani ne kadar kullanışlı bu kısım biraz tartışılır. Şöyle yapayım. Ama rengi falan çok güzel gerçekten. Bunun 05'inin gold rengini almayı düşünüyorum. Bakalım. Delguard'ın bu şeffaf kalemleri çok güzeller. Gerçekten bunların iki rengi daha var. Bunları da yine bir videoda göstereceğim. Bir HSE kırtasiye alışverişim oldu çünkü. O videoda bunları da göstereceğim diğer renklerini. Çok sevdim. Yani gerçekten bir kalem hayal etseniz herhalde. Benim için böyle hem 05 olsun hem ince yazsın hem kırılmasın hem de şeffaf olsun. Yani bir kalem hayal et deseler bana. Yani Gülşah nasıl bir mekanik kalem istersin deseler ya derim ki gerçekten şu. Şu yani. Ha belki ben şu grip kısmı dediğimiz yani şu kısmın biraz daha böyle yumuşak bir malzemeden olmasını isteyebilirdim. Rahat kullanım için. Ama bu kalem de çok rahat. Eli çok fazla acıtmıyor böyle şey dursa da sert bir yapıda olsa da. Bu burası yumuşak olsaydı da şöyle bir problemle karşılaşabilirdik. Şeffaf olduğu için orası da şeffaf olacaktı. Ve zamanla kirlenmeye başlayacaktı. Ancak yani böyle şey gibi. Tombow olma gibi. Mesela bu kalem kirlenmesin diye ben çok büyük çabalar sarf ediyorum. Yani bunda öyle bir problemimiz en azından yok. Her yere atabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden yani daha ne olsun. Gerçekten yapmışlar. Gelelim kalemliğimdeki son ürünlere. Olmazsa olmaz 15 santimlik bir cetvel. Nerede kullanabileceğim hiç belli olmuyor. Gerçekten cetveli ne zaman kalemliğimden çıkarsam ihtiyacım oluyor. O yüzden orada Tombow Mono'nun bir tane 05 ucu. Yine Tombow'nun bir tane 07 ucu. Tombow ve Pentel dışında
Ben çok fazla uç kullanmıyorum artık. Bu pantelin inat ettiğim, ısrarla değiştirmediğim, artık halinin kalmadığı silgi. Yani nereye kadar gidecek bilmiyorum ama değiştirmiyorum. Sürekli bunu kullanıyorum. Bazen böyle elim başka silgilere gidiyor ama yine deniyorum. Son olarak içerisinde iki tane klips, biri büyük biri küçük. Şurada ataşlar görüyorum. Kameradan baktığım için görmekte zorlanıyorum. Şurada iki tane ataş, Ikea'dan. Böyle post-it kağıtlar, yani böyle işaretlemek için. Ve kalemlik boş hali bir şekildeydi. Bunlar kalemliğimdekiler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.